Sedef Kabaşla Salimşen e, görüştü, Salimşen Sedef Kabaşı ziyaret etti. Bunu ne kapsamda yapabildiniz Bey? Onu da söyleyin de. E, ziyaret mi? Evet. E, avukat, Ve, avukat he? sıfatıyla, evet. e, avukatlar bütün tutuklularla e, serbestçe görüşebildikleri için hı hı. E, ben de e, Sedef Kabaşı o sıfatımla hı hı. ziyaret ettim. E, şimdi e, Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan falan tutuklu değil. Bu suçtan zaten tutuklama mümkün değil. Sedef Kabaş bir figür haline getirilip Sedef Kabaş üzerinden tıpkı Sezen Aksu'da olduğu gibi, tıpkı diğer muhaliflerde olduğu gibi muhalif olanı yani iktidarın kendisine tehlike olarak kabul ettiği, tehdit gördüğü herkesi susturmak, sindirme, korkutmak, enterne etmek için yürüttüğü bir politikanın bir eylemin mağduru. Yani Sedef'in Kabaş'ın hukuki pozisyonu aslında bu. Çünkü hukuken tutuklanması mümkün değil. Şimdi sözlerindeki hakaret vardır, yoktur. O ayrı bir şey. Onu yargı değerlendirir. Biz bir kişinin hürriyetinin kısıtlanmasından bahsediyoruz. Ya biraz önceki aynen gösterdiğiniz gibi şu linç, cana kast eylemlerini yapanların ödüllendirildiği, efendim ya elimde liste var, 50 kişi liste var komşuların, onlara görür, gösteririz diyenlerin sırtının sıvazlandığı, işte adliyenin önüne gidip kafalarına sıkacağız diyenlerin hoş görülerek bırakıldığı, batla kazığına oturttururum diyenden tutun, kanlarında duş banyosu yapacağız denilene kadar hiçbir eylem yapılmadığı, ya bakanlığını soyan bakanın soyan açıkça yolsuzluk yapanın teşekkür ederek uğurlandığı ya bir kriminal dünyanın en büyük suçlularına kara para aklayıcılarından birisi Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı makam odasında yurt dışına çıkışı için adeta önünün açıldığı bunun ortamının hazırlandığı bunun için hakimlerin, savcıların devreye sokulduğu bir yerde hukuk tamamen ötelenerek Sedef Kabaş kaçma şüphesi gerekçesiyle gizlenme şüphesi gerekçesiyle üstelik gece saat 2'de bir operasyona maruz kalacak. Ne 200 e, üzerine atıl 299. E, maddede düzenlenen hakaret suçu ne bir başka suç bizim yargı sistemimizde gece 2'de gözaltı almaya müsait değildir. Böyle bir şeye cevaz vermez. Ama bakın ama Adalet Bakanı bu ülkenin çıkıp daha soruşturma bile yapılmadan, daha savcı bile devreye girmeden o edepsiz bakın aynen hatsiz ve edepsiz ifadeler için adaletin önünde hak ettiği karşılığı alacaktır diyorsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı daha dün dün o yayında bu suç bakın aynen beyanını okuyorum bu suç cezasız kalmayacaktır diyorsa, hı hı. yani Sedef'in beyanını, Sedef Kabaş'ın sözünü zaten peşinen suç olarak kabul edip, bu cezasız kalmayacaktır diye, ya zaten bir uzvu haline getirdiği yargıya talimat veriyorsa, hem Cumhurbaşkanı hem Adalet Bakanı. Ve üstelik bu soruşturmayı yürüten savcı, Henüz 4 aylık ise, 4 aylık. Yani Eylül 2021'de stajını tamamlayıp kurayla ikinci bölgeye olmamasına, yani yine mümkün olmamasına rağmen apar topar İstanbul'a tayin edilip bu dosyaya verilen savcıya hem Cumhurbaşkanının hem Adalet Bakanının hukuka aykırı, bakın temelden aykırı hukuk dışı bir talimat ile bu suçtan gözaltı ve tutuklama yaptırıyor ve hatta cezasız kalmayacak diyorlarsa Sedef Kabaş aynen Osman Kavala gibi aynen Selahattin Demirtaş gibi aynen diğerleri gibi tutuklu falan değildir siyasi rehindir. Siyaseten katline onay verilmiş. Onun üzerinden bütün muhaliflerin susturulmaya çalışıldığı bir figür haline gelmiştir. Ee, biraz önce biraz serbest, önce bir düzeltme yapmadan edemeyeceğim. Hani yanlış bir şey olmasın hı. diye. Hakimin 3 yıl 10 aylık meslek kıdemi. Hakim demedim, kademi... savcıdan diyorum. Ha savcı savcıdan pardon. Ha bahsediyor. Hakim. hakim değil. Sandım, tamam. Savcıdan. Hakim bahsediyor. de 4 yıllık kıdem şartı. Hakimin yeterli de değil, kıdemi hı. de yeterli. Hakimin içeye girmiyorum. Hakimin bir siyasi e, aidiyetini gösterir şekilde efendim fotoğraflar vermiş olmasını, bunu basına ve şeye servis edilmesi, orada işte bir siyasi partinin e, adeta sloganını ya da sembolünü böyle kameralara karşı gösteriyor oluşundaki rahatlığı da bir kenara bırakıyorum. <laughs> Bunların hepsini çabuk. Biraz önce söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi olayındaki yargılama Nasıl ki muhalefete, legal siyasete, anayasal düzene karşı bir başkaldırı olup bütün muhaliflerin, bütün muhalif alanların etrafında kenetlenip bir araya gelmesi gereken bir davaysa Sedef Kavaş olayı da aynıdır. Peki bu arada siz az önce bu görüşü ifade ettiğinizde Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de bir mesaj paylaştı benimle. E, Salim Bey'in önerisi çok doğru diyor. E, bütün parti başkanları bir sonraki e, duruşmada yer almalı. E, ondan sonra ve Nered bu, bunun... Hı? Nerede almalı? Tamamlayayım onu lütfen. Yok yok tamam. ben okuyayım da bir, de bir mesajın devam edin sonra. Tabii. Ondan sonra e, açıkçası e, bu konuda e, bir çağrımızı e, biz de paylaşacağız. E, tüm partilerle e, ve bir sonraki duruşmada da e, yerimizi alacağız diyor Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. Ben, Buyurun bu, devam Nasıl edelim. Kemal, nasıl HDP'nin şeyle ilgili linç girişimi davasından Tabii tabii ya, o davada. Bey ya, dava, önce, Yani bu davanın duruşmalarında bütün siyasi partilerin temsilcileri yoğun bir katılım sergilemeli Ya diye. bırakın artık tespiti, bırakın şikayeti. Oralarda birleşin. O davalara gidin hukuksuzluğa aykırın. Gidin HDP'ye İzmir'deki saldırı davasına, oradaki o e, genç kızın katledildiği o davada yine siyasete müdahaledir diye orada yüksek perdeden birleşin. Osman Kavala'da yapın. Selahattin Demirtaş'ta yapın. Hı. Sedef Kabaş'ta yapın. Sedef Kabaş ne anlattı? Sedef Kabaş şunu söyledi. Ben e, bir kendisinin aynen söylediğim gibi bir malzeme yapılarak adeta bir figür olarak kullanılarak muhalif alanın susturulmaya çalışıldığından bahsetti. Ama ben korkmuyorum, bundan geri adım atmıyorum, ben doğruları inandığımı haykırmaya devam edeceğim, ben kaçmıyorum, hiçbir yere kaçmam, delil karartmamdan bahsediliyor. Eğer söylediklerim, yazdıklarım delilse Verin harfine dokunmam, harfini değiştirmem dedi. Hı hı. O ters kelepçeden bahsetti. Öyle bir algı yaratılmaya çalışılarak sanki bir ma onun üzerinden bir mağduriyet oluşturulma hı hı. çabası içine girildiğini söyledi ve buna şiddetle doğru olmadığını, iki yani öyle bir algı olsun diye hayır, öyle bir hareket yapmadığını zaten mı söyledi. Zaten şey, tam ters bir algı yaratılıyor orada. Hı hı. E, görüntüleri izlediğinizde de Sedef Kabaş'ın yanında sağında solundaki iki polis hanım zaten elini şeye koyduğunda yani Sedef Kabaş'ın eline doğru geçirdiklerinde otomatik olarak el geriye gidiyor. Zaten önde açık olduğu belli. Önde çok net görüntüyü veriyor zaten. Ama şu şekilde elini topladığınızda arkaya gidiyor. Hı. Bu gayet normal bir refleks. Ya Türk bakın kamuoyu... E, ve, bu sizin yorumunuz mu Sedef Kabaş'ın Kabaş yorumu. Ha. Tabii direkt yorumu. Hı açıklaması Zaten size. orada da şunu söyledi ve altına imza atarım. Burada önemli olan eğer kamuoyu, eğer insanlar bundan bir sonuç çıkartmaya çalışıyorlarsa, benim bu görüntüme değil, benim üzerimden adalete vurulan esas ters kelepçeye dikkat etsinlerdir. Ters kelepçe oradadır. Dördüncü eylem planı, şey planı, yargı planı diye yüksek perdeden böyle. E, süslü cümlelerle anlatıp efendim bundan sonra gece hiç kimse gözaltına alınmayacak. Peki. Davet edilmeden kimse hak, e, şey yapılmayacak özgürlüğünden yoksun bırakılmayacak deyip Sedef Kabaş'a gelince ondan siyasi bir sonuç devşirmek için Adalet Bakanı hukukçu kimliğini bir kenara bırakacak. Cumhurbaşkanı e, adeta yargı organının bir süjesi gibi davranacak. Mahkemelere talimatlar verilecek. O talimatlara göre Sedef Kabaş Önceden belirlenmiş hakkında peşin hükümlerle tutuklanacak, böyle bir operasyon gözümüzün önünde yapılacak ve Sedef Kabaş bundan ee, bir şey olarak çıkacak. Yani sadece e, onun mağduriyeti üzerinden bir sonuç devşirilerek e, linç adeta linç edilecek.